Konnichiwa minasan, watashi wa. Fonsuri teresi ve hoş geldiniz dostlarım. Ben Onur Prens, ya da Baba Kartal arkadaşlar. UEFA Şampiyon Lig Beşiktaş Monaco maçını sizlere canlı canlı oynayacağım arkadaşlar. PES 2018'de. Bugün çok sesli olamayacağız. Çünkü yan odada arkadaşlar Yavur Kartal uyuyor. Bir de kendisi ne yazık ki hasta oldu, yani üşütmüş. Burnu falan akıyor. Geceleri de uyanıyor. Ondan bugün böyle biraz daha sakin böyle video göreceksiniz. Yani daha doğrusu Baba Kartal'ı biraz daha sakin şekilde göreceksiniz. Onun için şimdiden özür diliyorum sizlerden arkadaşlar. Yani çok enerjik olamayacağız. Formalar hepsi tamam arkadaşlar. Çok uzatmıyoruz. Çok uzun bir şey basım yok. Vodafone Park'ta olacak bu. Ve saat 20'de arkadaşlar bunu izleyebilirsiniz. Okey. Şimdi hemen muhtemelen 11'lere gelelim. Benim düşünceme göre. Ve şu %100 Can Erkin kadro dışı bırakıldı. Basın toplantısında söylemişti. Neyse böyle dursun. Caner bayağı büyük bir sürpriz oldu. Hem ligde 6 maç ceza. Gerisi böyle kalır. Şimdi bakın. Bunlar da böyle olur da şu şöyle olabilir, bakın şöyle bir şey gelebilir. Tolgay buraya. Çünkü Talisca son zamanlarda çok kötü oynuyor. Şampiyon Ligi ne kadar hep iyi oynasa da ama ligde falan bayağı kötü oynadı arkadaşlar. Hele son maçlarda pek etkili olamadı. Ve bu maçta da Beşiktaş'a mutlaka yenmesi lazım değil. Eğer yenerse de zaten garanti turu geçeceğiz, yani grupları geçeceğiz. Bakın böyle oynayabilir. Birazcık da böyle Talisca'da şey yapsın diye arkadaşlar, kendi toparlasın diye, öyle ufak ceza gibi bir şey de olabilir. Neyse gerisi böyle, yani böyle olabilir, şu olabilir ya da Talisca da olur arkadaşlar. Adriano da burada, yani iki değişiklik olur bence. Devam ediyoruz. Bu arada Alvaro Negredo arkadaşlar geçen lig maçında ilk golünü attı. Bir de Karabağ'a baktım ben bugün. Onlar da Atletico karşı 1-1 oynadı. 1-0 öndediler, çok talihsiz bir gol yediler ama felaket attı o Thomas diye oyuncu. Neyse, onlara da helal olsun gerçekten. Onları da kutlarım buradan. Şimdi Monaco'ya gelelim. Onların da burada gördüğünüz gibi arkadaşlar Falcao sakat. Zidibe oyuncu, kart cezalısı arkadaşlar. Onun yerine Raji, bir de Balde oynayacak forvette. Genel yollara geçiyoruz. Süperstar'la bir oynayalım. 7 dakika tamam. Stad Vodafone Park ve maça doğru gidiyoruz. Vodafone Park'tayız arkadaşlar. Stad full dolu. Beşiktaş'ımız Şampiyon Ligi'nde G grubunda 4. maçına çıkıyor. 3'te 3 yaptı. 9 puandayız. Şu kaleci formasına bakın ya. Eski sezonun forması. Bir de 2 yıldızlı Beşiktaş. Ulan Konami. Bu zaten Türkiye'de bir rekor arkadaşlar. Yani hiçbir Türk takımı daha önce 3 maçında kazanmadı Şampiyonlar Ligi'nde. Ama puan rekoru Fenerbahçe'de. 11 puan toplamışlar. Onu bu yere not almıştım. Hatta 3 kere, yani 2007-2008 sezonunda orada hatta çeyrek final kadar gitmişti. O da bir rekor. 11 puan. 3 galibiyet, 2 beraberlik, bir yenilgi elde etmiş o zamanlar Fenerbahçe arkadaşlar. Ve dediğim gibi çeyrek final kadar gitmiş. Beşiktaş şimdiye kadar gruplardan çıkamadı. Eğer bu maçı yenerseler garanti gruplardan çıkacaklar ve rekor olacak bu. Tarihe geçecekler daha doğrusu arkadaşlar. Beşiktaş grup tarihine. Bu maçın hakemi Paolo Tagliavento olacak. İtalya Futbol Federasyonu'ndan. Şimdi Şenol Güneş'in Lig 11'ini görüyorsunuz. Beşiktaş biliyorsun ilk maçı Porto'ya deplasmanda 3-1 galip gelmişti. İkinci maçta 2-0 kendi sahasında Leipzig'e. Üçüncü maçta da Monaco'yu arkadaşlar kendi sahasında 2-1 yenip 9 puanla lider durumda. İkinci sırada Leipzig var 4 puanda. Üçüncü sırada Porto 3 puan. Monaco'nun da 1 puanı var. Yani Monaco'sa bu maçı yenemezse bu gruptan çıkamayacaklar. Büyük bir ihtimal. Neyse arkadaşlar. Paolo Tagliavento siyahi orada hakem düdüğünü çaldı ve zorlu mücadele başladı. Beşiktaş'ımıza başarı dileriz. Şimdi sağda 3. dakikada Ricardo Quaresma. Quaresma bir abona ortası geliyor. Kafayı atıyoruz. Ve gol! Dokka bir gol! Ve gol attım lan! Abona! Bu tipik Quaresma hareketi arkadaşlar. 10 dakika bir gol zordu. Rabona ortası Vayma bırakıyor kafayı böyle ve 1-0 öne geçiyoruz. Bağıramıyorum, kusura bakmayın. Bakın. Üf. Bubble arkadaşlar. Bir maç bu kadar güzel başlayabilir. Vayma bubble attı. Ve Beşiktaş'ımız şimdi 1-0 önde arkadaşlar. Şimdi Beşiktaş adına gerçekten Falcao'nun da olmaması çok iyi. Şimdi Ricardo Quaresma çok sert vuruyor Subasic. Falcao sakat ama yine de o önde bir tane forvetleri var. Keita Balde diye arkadaşlar.
Çocuk felaket yetenekli. Bu arada pozisyon tekrarına bakıyoruz. Son Talisca bölümünde mi? Şimdi bir dakika, şu formayı sormuştum. Arkada hangi oyuncu var diye. Çünkü beyaz formayı açıklamıştım Talisca 3. bölümde. Eğer izlemediyseniz onu mutlaka izleyin arkadaşlar. Talisca kariyeri FIFA 18'e. O kariyeri başladı zaten. Talisca gerçekten kötü oynamaya başladı. Şimdi Cenk, oğlum çok kolay geçiyorum Cenk. Buradan süperstar dedi arkadaşlar. Yani Talisca'nın kariyerine başladık. Talisca kendisi kötü oynamaya başladı. Gerçekten. Ah Subasic. Hadi Bubble'ı bir ortada. Olmadı. Atiba. Hadi oğlum. Atiba. Çok hızlı başladı Beşiktaş arkadaşlar. Ama benim düşünceme göre Beşiktaş daha kontrollü oynayacak. Daha sakin oynayacak. Çok hücum öyle şey yapmayacak arkadaşlar. Daha böyle top kontrolünde kontra atak oynayabilir. Bu şeyde ilk önce puana bakılıyor Şampiyonlar Ligi'nde. Ondan sonra diyelim puan eşitliği var. Takımlar birbirine oynadığı maçta kim yendi? Eğer orada berabere kaldıysa ona sonra gol şöyle geçiriyor sanırım arkadaşlar. Ya da kim daha çok deplasmanda gol attı mı? Öyle bir tuhaf şeyler var, kurallar var. Ama ilk önce puan, ondan sonra birbirleriyle oynandığı maçlara bakılıyor. Okey, şimdi Tolga Aslan kaptı topu. Solda Ryan Bubble'ı görüyor. Bubble çok kolay geçiyorum ya bu. Şuna bak, ne biçim marakı lan bu? Subaz işte olmasa zaten. Şimdi Kovalejma. Tolga Aslan arkadaşlar, gördünüz mü? Oğlum ne hareketler çekiyor lan bu oyun. Daha Beşiktaş, öyle söyleyeyim. Arkadaşlar o bir girseydi var ya. Benim eski Beşiktaş formam var. Doğum günü hediye gelmişti. Onun arkasında benim soyadım yazıyor arkadaşlar. O soyadımın ilk iki harfini göstermeyi düşünüyordum. Sonra vazgeçtim. Çünkü çok merak ediyorlar nedense benim adımı. Yıllardan beri ben de 50 bin abonede gerçek adımı açıklayacağım diye öyle söylemiştim ve öyle de kaldı. Yani 50 bin abone eğer bir gün ulaşırsak. Şimdi Tolga Aslan, o zaman adımı açıklayacağım. Niye merak ediyorsunuz zaten? Onu ben merak ediyorum. Yani benim merakım da o. İsmim önemli mi sizler için? Ve sizce benim adım nedir arkadaşlar? Şöyle bir tipime bakın ve yorumlara yazın. Monaco şu an hiç sollamıyor beni nedense. Arkadaşlar çok rahat oynuyorum. Derken Pepare'ye giriyor. Okey. İlk yarıda son 3 dakika. Normal süreç. Beşiktaş'ımız Ryan Bubble'ın attığı golle 1-0 önde. Bugün dediğim gibi öyle çok enerjik olamayacağız. Yani benim handikapım. Şimdi Cenk Tosun. Yine Subasic. Ulan kaç kere attım şu kaleye şut ya. Görsen kornere kullandı. Cenk Tosun kalecim cana gidiyor. Normalde corner'ı oradan Kovalejma kullanıyor. Ve ilk yarı sona erdi arkadaşlar. 1-0 öndeyiz. Hem ilk aksiyonda golümüz attığımız o şeyle kaldık. Attığımız goldan. Lemar'ı görüyorsunuz. Monaco'nun en değerli oyuncusu. Ve maçın ikinci yarısına geçiyoruz arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmeyi unutmamışsınız arkadaşlar. Son zamanlarda çok şeyler düşük. Beğeni sayıları. Bu tabi beni de biraz düşündürüyor arkadaşlar neyle alakalıdır diye. Sonra başka youtuberlara bakıyorum, onların da aynı. Yani sizce, ya da sizler söyleyin. Ne zaman beğeniyorsunuz ya, ne zaman beğenmiyorsunuz? Çünkü bazıları var hemen kör bakmadan bile beğenenler var. Onlar tam esas baba kartalcılar arkadaşlar. Benim her yani iyi, video iyi olsa kötü olsa da izlemeden bile derken gol yiyoruz. İzlemeden bile hemen beğeni basanlar var, yani öyle destekleyen var, yorumunu her seferinde atanlar var. Ama bu hep değişiyor. Bazıları yani son zamanlar bayağı kötü gerçekten. Beni birazcık hayal kırıklığına uğrattınız. Aynı bu gol gibi arkadaşlar. 1-1 oldu. Şenol Güneş'in
burada hedefi en azından 1 puan. Tabii ki mümkünse 3 puan. Onun basın toplantısını dinledim. Dinledim. Tolga'yla basın toplantısı yapıldı. Şampiyonlar Ligi için. Şimdi aradan gönder. Çok güzel. Aşırtıyorum Subasic. Benim Negredo alasım var ya. Tolga Aslan çok güzel yaptı. Negredo bir de Tadişka'yı alırım birazdan. Bakın. Cenk güzel pası. Güzel düşünce. Aşırtlık. Subasic yemedi. 60 dakikadayız. Ricardo Quaresma korner kullandı. Kafayı atıyoruz bu sefer ama. Oğuzhan Özyakup 2-1 öne gidiyoruz. Kaptanımız atıyor arkadaşlar. Süper. Böyle attı. Şimdi oyuncu değiştirelim ya. Birazcık da Cenk Tosun çıkıyor. Onun yerine Negredo. Bir de Talişka'ya gelsin. Normal hayatta böyle bir, ya goldan sonra böyle bir değişiklik yapmaz. Ama biz yapıyoruz. Cenk Tosun ve Tolgay çıkıyor. Onun yerine Negredo bir de Talişka maça şimdi dahil oldu. Bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bakın bu benim için çok önemli. Ama bir saniye şimdi. Ah, belki kaleye gideriz şimdi. Şimdi biliyorsun bizim PES 2017 analik serimiz vardı Beşiktaş'la. O çok tutuluyordu. En çok izlenen videolarımdı. Ama şimdi PES 2018 geldi ve orada da Türkiye Ligi bende yok. Bilgisayara da almadım. Ekstrem Yaması da geçen sene zaten birazcık hayal kırıklığına uğratmıştı. Bu sene bilmiyorum FIFA'da mı yapsam diye düşünüyorum derken arkadaşlar Negredo girer girmez gol atıyor. 3-1 yaptı. Gol sevincine bakın. Bubble'da Cenk siz mi yapıyorsunuz? Biz de Korejma ile yaparız diyor. İkimiz. Bunlar da atladı şöyle. Yani ana lige, PES 2017'deki ana lige devam edeyim mi? Orada 7. 8. bölümde ne dedik? Yoksa arkadaşlar FIFA 18'de kariyer mi yapayım? Beşiktaş kariyeri. Takım olarak, oyuncu kariyeri değil. Menajer kariyeri. Onu lütfen yorumlarınız. Bak en önemli sorusu bu. Bugünün şey arkadaşlar. Yoksa ikisini mi yapayım? Ama ikisi biraz saçma olur. İkisinden birini seçin arkadaşlar. Ya da ta ileride böyle ekstrem yaması çok iyi olursa, ki bu arada öyle tam şey değil sanırım. Tam daha betası var. O zaman analik PES 2018'de yapardım. Oo, Fabri süper. Siz bir yazın arkadaşlar ya, ben burada şimdi şu maça konsantre olayım biraz. 74. dakikadayız. Korner kullanacaklar. Lemar topun başında. Adriano Kufay'la uzaklaşıldı. Şimdi Quaresma topu kaybetti. Top yine Lemar'da. Lemar'ın ortası yine Adriano. Quaresma çok güzel. Değil aslında ama neyse. Şimdi Talişka. Çok güzel. Hadi oğlum. Oh. Tilmans'ı sanırım. Oğlum Talişka yeni girdi daha. Timans'a sarı kart çıkıyor arkadaşlar. Aslında şu şeye kırmızı kart da verebilirlerdi. Şimdi Talişka kaptı. Aradan gönder. Çok güzel. Quaresma uç git. Ricardo Quaresma. 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 Çalım atamadım. PES'te çalımlar çok zor olması, bir de yavaş. Bir de yavaş yani. Bayağı ağır yapıyor hareketleri bence. Ondan şeyler hiç yani tavsiye etmiyorum o çalımları. Bakın 10 saatte dönecek de şey yapacak da. Bir abone daha yapacağız mı? Hayır yapmadım bu sefer. Kufayla indir, Negredo'ya ver. Olmadı. Ve maç bitiyor arkadaşlar. 3-1 yeni Beşiktaş. Kendi sahasında Vodafone Park'ta 3-1'lik skorla Monaco'ya geçiyor ve bu grupları garantiliyoruz. Eğer böyle olursa, gerçekten inersek, Ricardo Quaresma'yı görüyorsunuz. İlk golda Rabona ortası yapmıştı Babel'e. Arkadaşlar bu videonun sonuna geliyoruz. Şimdi dediğim gibi en önemli soru benim için arkadaşlar, PES 2017'de ana lige devam
devam edelim mi PES 10 şeyi? Yoksa FIFA 18 kariyeri mi yapalım, Beşiktaş kariyeri arkadaşlar? Yani analik Beşiktaş yoksa FIFA kariyer mi, menajer? Analik devam ederse PES 2017'de, 18'de analik gelirse, bilmiyorum ya, benim de kafam karıştı arkadaşlar. Sizler lütfen yazın. Ben şimdi FIFA'da oynayasım var. Aslında PES 2018 analik olsa, yani Türkiye Spor Süper Lig tam böyle iyi bir yama olsa onda oynamak isterdim. Neyse arkadaşlar, sizlere bırakıyorum. Umarım Beşiktaş bu akşam yüzümüzü güldürür arkadaşlar. Dediğim gibi saat Türkiye saatiyle saat 20'de olacak bu maç. Unutmayın, yani normalde 21.45 oluyor ama 20 bu sefer. Eğer Almanya'nı izliyorsunuz saat 18'de arkadaşlar. Yani ben 18'de izleyeceğim, bakın. Onu kontrol etmeseydim şimdi 20.45'te bakmaya çalışacaktım. Neyse, oldu. Dediğim gibi lütfen efendim beğenmeyi unutmayın. Son zamanlarda beni gerçek çok büyük hayal kırıklığına uğratıyorsunuz ne yazık ki. Bu ama sadece benim kanalımla ilgili değil, yani diğer kanallarda da sanırım böyle problemler var bu aralar. Durgunsunuz nedense. Oldu. Bir dahaki videoda görüşmek umuduyla. Peace out. Sayonara. Bye bye.